Teknosayın hoş geldiniz. Bu bölümde uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şey yapacağız. Levent evet. abi bize iletişim formundan, oradan e, bir sürü Hani oyunun tanıtım için istek geliyor. Bunun evet. yanında biz bazı oyunları keşfediyoruz evet. ve bunların özellikleri yerli olması. Yerli oyunlarda büyük bir patlama var. Mobilde özellikle öyle ee, ciddi, çok ciddi girişim var. Oyunlarda öyle uyduruk oyunlar değil. Değiller. Ee, biz de dedik ki, yani gruplayarak bir bölüm yapalım evet. e, bize gelenlerden. Evet. E, ee, üç oyun oynayacağız. Üç tane oyunumuz var. Bricks, Blocks, Don't Touch the Triangle ve 10-10. Ya da 1010 da diyebilirsin ama ben daha çok 10-10 dendiğini Hı -hı. duydum. Şimdi üçü de yerli oyunlar. i̇simlerinin İngilizce olmasına bakma. Tabi bu oyunlar dünyaya satmak tabii. için çıkartılmış oyunlar. Biz Android'de oynayacağız ama hepsi iOS'ta da var. var. hatta diğerlerini bilmiyorum ama 10-10 Windows Phone'da da, da var. Windows Phone'da var. Dolayısıyla hani herkesin hı hı. erişmesi kolay. Hepsi ortak bir özellikleri daha. Hepsi ücretsiz. ücretsiz. Reklam gösteriyorlar. Hı hı. Mesela 10 onda reklamları kaldır seçeneği var. Yani ücret ödeyerek onu kaldırabiliyorsun ama normalde reklamlar Çalışıyorlar. Başlayalım mı? İstersen neyden başlayalım? Don't touch the triangle. And... Don't touch the triangle'dan başlayalım. Evet. Bu diğerlerine göre daha basit yapıda ama daha sinir eden insanı <laughs> oyunlardan birisi. Murat son derece basit bir yapısı var. Biraz oynayayım öyle konuşalım. Tamam. Ben bu kırmızı kutuyum. Tamam. Üçte kaldım. Ben bu kırmızı kutuyum. Yolun sağına ya da soluna kendimi atarak gitmeye çalışıyorum. Kutlamaya Gördüğün çalışıyorum. aynı Hı. Flappy Bird gibi. Flappy Bird evet. gibi. Böyle sağ hani 5 yap. Benim rekorum 75 mi 73 mi ne? İşte 73 yaptığında süper seviniyorsun. Normalde 5-6 falan yapıyorsun. İşte oynamaya çalışıyorum şimdi. Burada ee... Sağa sola dokunuyorum. Heh. Evet. Aslında bunu tek dokunuşlu da yapabilirlermiş gibi geliyor bana ya. Değil Çünkü mi? zaten şuraya bastığında sola gideceksin. Başka yapabileceğin şey yok. Sağa sola basmak yerine yani ekranın tam ortasına bassaydık da... Aynı şey olacaktı herhalde. Aynı şey olurdu. Gördüğün gibi hani settings bilmem ne, ayarlar, çözünürlük falan bir şey yok. Renk değişiyor arada. Evet renk değişiyor. 70'te zannedersem farklı renkler geliyor. Hatta daha zorlaşıyor renk. Burada daha kontrast renkler. Ee, daha sonra da herhalde değişiyordur başka şeyler de. Biz 73'te <laughs> kaldık. Eee <laughs> adı da telsin. Evet. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Telsin. Evet diyelim biz. Ee, seyri de takip eden arkadaşlar. Hı -hı. Yabancı değiller. Murat gördüğün gibi iki parmakla son derece hızlı bir oynanış tarzı Hı -hı. var. Şey de çok güzel. Hemen bir daha. Aynı Flappy Bird'ün de esprisi buydu. Aynı. Hemen başlıyorsun. Doğru. Hemen ölüyorsun. Hemen başlıyorsun. İşte hata Hı -hı. yaptım. Oynanışı evet. bu. Şimdi hani arkadaşlar ya izleyenler ya basit falan diyebilirler ama bu oyunların ortak özelliği sinir ederek bağımlılık Doğru. oluşturması. <laughs> Hele bir de işte arkadaşlarla falan kim ne kadar yaptı falan yarışmasına girdin mi. Bak sen fena oynamıyorsun ya da bak. İşte 73'e kadar Hı -hı. gelebilmişim. 43'te kaldım şimdi. Bu Murat. Tamam. İstersen sıradakine geçelim. Tamam. Puan verebiliyorsun. Bu oyun Don't Touch the Triangle'dı. Doğru. Şimdi diğer oyunlardan birini oynayalım. Hı -hı. <laughs> evet Levent abi ikinci oyunumuzu da açıyoruz. 10-10. Evet. 10-10. Gram Games'in oyunu. Evet. Murat başka platformlarda da var. Hepsinde var Aynı yani. Aynı oyun. Şimdi en iyisi oyunun üzerinden konuşalım. Evet. Ona onluk bir tahtamız var. Tamam. Tetris parçalarına benzer parçalarımız var hı hı. ama Tetris parçalarından farklı. Hı hı. Şimdi ama bu oyun Tetris değil. Yani yer çekimi yok. Değil. Parçaları sen parmağınla tutup yerleştiriyorsun. Ben şimdi kafama göre koydum. Duruyor. Yani bu oyun oynarken aslında amaç yine şey doldurmak. Sıra oluşturmak. Yani, sütun ya da sıra oluşturmak. Klasik Tetris'te sana yukarıdan taşlar gelir. Oynata oynata yerleştirirsin. Evet. Burada ama evet. öyle bir şey yok. Ben şimdi sırf hani göstermek için şöyle bir uğraşıyorum bir şey yapmaya. İstediğin yere bırakıyorsun. İşte espri bu. Dikey de geçerli. Ama dediğim gibi hani bunu oynarken... Tetris mantığında genelde hepimiz düşünüyoruz. Alttan doldurmaya Gerdi falan mi? başlıyoruz. Aslında özgürsün. Yer çekimi yok. Parçalar aşağı kaymıyor. Şey Dönlüyor. gelmiyor. Oyun alanı kaymıyor. He, evet Dönmüyor. Hı -hı. Dönmüyor. Murat ne zaman bitiyor? Evet, Parçalar evet. hep üçlü üçlü. Sen üçünü kullanınca üç tane yeni parça geliyor. Tamam. Eğer bir parçayı kullanamaz duruma gelirsen oyun bitiyor. O yüzden dikkatli dikkatli dikkatle şu Tekliler falan oldukça değerli. Ee, tabii zorluk genelde hani oyunun bitişi bir 3'e 3'lük 9 karelik bir parça var. Genelde hani bitiş orada oluyor ya da şu 5'li de oluyor. Onu koyacak bir yer evet. bulamıyorsun. Çok çok güzel ses efektleri var. Evet. Yani burada şimdi ya, ne kadarı duyuluyor bilmiyorum. Duyuluyor oynayan olabilir. arkadaşlar değerlendirsinler. Evet. Ses efektleri ciddi güzel. Ses değil seçtikleri renkler mekler de gayet güzel bence. Evet şimdi görürsen birazdan çünkü bu konulara yine göreceğiz. Şimdi minimalist bir yapısı var. Hani mesela kareler bir shading dediğimiz hani renk geçişi falan yok. Yani üç boyutlu işte bir efekt falan yok. Süper basit. İki boyutlu bir alanda hızlı hızlı oynuyorsun. Tek elle çok rahat oynanıyor. Ben hani otobüste, trende, vapurda şimdi hani iki elle de beceremedin diyecekler de. trende, vapurda oynuyorum. Mecabında hani pause yapıp Tabii. sonra bırakıyorum, devam ediyorum. Arkadaşlarınla falan bu... Şimdi benim burada ölene kadar gitmem bayağı zaman alacak. Tabii, tabii sen bayağı ustalaşmışsın. Arkadaşlarınla yani. falan işte çekişebiliyorsun. Ligler var. Ee, şey Levent abi tepede de reklam var. Reklam var onu çıkalım mı? Şeyden, Çıkabilirsin artık anlaşılmıştır. Zaten çok basit bir menüsü var. Şimdi onları da göstermiş olalım. Reklam çıkıyor. Hı hı. Uçak modundaysan çıkmıyor. Murat reklam bu oyunda yapabileceğin tek şey var. 4 liraya 4 lira. reklamları kaldırabilirsin. Başka bir şey falan sana satmaya çalışmıyor. Yani bu arkadaşların da iş modeli bu. Evet. 4 lira verip reklamları kaldırabilirsin. Ya da reklamlarla oynamaya evet. devam edebilirsin. Gece modu var. Hani He. ekranı karartıyor sana kalmış. Ee, sıralamalar var. istatistikler var. Bu oyunun tabii senin dediğin gibi. Bir böyle kendini takılman var. Bir de işte arkadaşlarına paylaşman var. Yani i̇stersen var tabii. Facebook'a vesaire her yere bağlanıyor oyun. Evet. Ee, şey yapabiliyorsun güzel bir skor yaparsan onu paylaşabiliyorsun, paylaşabiliyorsun. hani ben şunu yaptım meydan okuyorum tarzında. Evet. Ee, oynayan arkadaşlarını işte Facebook'u falan bağlayıp görebiliyorsun. Şunu söyleyeyim madem hani böyle e, bağlayıcı bir oyun yapmışlar hem de kafayı da çalıştırıyor bir 4 lira verip o şeyden de ben olsam kurtulurum abi. Reklamlardan kurtulursun çünkü reklamlar yenilenecek diye oyun bir anlık olsun aksıyor falan evet. şimdi belki çekimde de belli olacaktır. Onun yerine bu arkadaşların oyunu 4 lirayı çok rahat hak ediyor, hak ediyor bence. 10-10. 10-10. Her platformda var. Diğer önüne geçelim istersen. Tamam. Yani tabii 3. oyundayız. Evet. Bricks Blocks. Bricks Blocks. KMD Games'in oyunu. Evet. Yine Ankara'lı bir firma. Bricks Blocks bu zaten ilk ekranından seni karşılıyor. Sıralamaları desteklediğini falan anlamışsındır. Evet. evet, evet. Sosyal ağ bağlantısı desteklediğini. Girelim. Yine Apple Şimdi, ve Android de var abi. Evet. Şimdi ben abi açtık oyunu. Bir az öncekiyle benzer bir tablomuz var. Öyle yine 10-10'luk on tahta. Hı hı. Burada böyle uzay falan arka plan falan var. Tahta evet. şeffaf. Bir de parçalar daha Tetris parçaları ve efektli falan görsel olarak görüyorsun. Hı hı. Öbüründe 10-10'da on daha minimalist iki boyutlu bir yapısı vardı. Tabii onda arka plan da yoktu. Evet. Burada sesler ve efektler de daha arcade. Evet. Şimdi sesler... Konuştuğumuzdan duyulmuyor elbette ama... Bu arada seslerle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Mesela bak burada televizyon sesini açmak zorunda kaldım. Bunun sesleri biraz kısık. Sesleri biraz kısık. O kullanıcı ayarlayacak artık. Ama oyunun mantığı. Yine çeviremiyorum. Evet. Tamamen aynı mantık. Parçalar farklı. Mesela işte onda pek bu şey T harfi yok. 10 on onda. Evet. Hmm. Ses Gördüğün gibi dedim ya daha arcade böyle işte patlama efektleriyle falan yok oluyor. Öbüründe tırt diye gidiyordu. Orada ses, hoş bir ses efektiyle evet. gidiyordu. Burada daha bir arcade oyunu gibi yok olmalar falan var. Aradaki evet. fark görsel mesela dedim ya şu parça şeyde yok. 10 hmm. onda -on yok. Aynı şeyi, aynı oyunu oynuyorsun. İki farklı yaklaşım. Aynı oyuna. Bir de e, iş modelleri farklı. İş modeli farklı, ha evet aslında hani fark, farklı yaklaşım falan derken onu söyleyelim. Şimdi Murat, şurada bak bir bir ok var, evet. geri alma, oldu. andu, al. sıfır, hiç yok. Onunda 10, öyle bir şey yoktu. Burada geri hata yaptığında geriye alma var, onu satıyorlar sana. Evet. İstersen onu gösterelim göster, mi? Göster, göster. Alışveriş sepetine gidelim. Andul satın alıyorsun. Mesela 5 şey, tanesi 2 lira. 5 tanesi 2 lira. 1250 tanesi 99 lira. <laughs> evet en yüksek o. Ayrıca 8 liraya reklamları evet. kaldırabiliyorsun. Böyle bir iş modeli yapmışlar. Andu'yu alıp kullanabiliyorsun. Zaten hani şey de bu. Senden istediği. Şimdi aynı konsepte bu arkadaşlar biraz daha ticari düşünmüş. Evet daha farklı bir iş modeli geliştirmişler. Ama bak bu iyi bir şey yani oyunu yapmanla bitmiyor sen bu oyunu hani zevk için yapmıyorsan bir beklentin varsa bir de iş modeli oturtmak zorundasın para kazanacaksın ki daha iyisini yapacaksın daha farklı hayal ettiğin oyunları yapacaksın ee, hani reklam geliriyle bir yere kadar oluyor evet. bu iş arkadaşlar da kendi iş modellerini geliştirmişler ee, bu oyunda hem Android'de Hı -hı. hem şeyde şey, iOS'ta Apple platformunda var Hı -hı. aynı. Biz Android'de oynuyoruz ama aynı deneyimi yaşatacaklar. Burada görsel olarak beni tekrar rahatsız eden şey olur. Yani tabii şu tepedeki 230 yazıyor şu anda. Bak onun skor. skoru, skor şeye uymuyor pek. Fontu vesairesi. Şimdi bu ortama güneşte bir animasyon var. Evet. işte ateşler yayılıyor falan. Uzaydayız. Karelerin belli bir objeleştirilmiş hali var. Oraya düz bir font. O gitmemiş. Uymamış, pek. Evet. çok uymamış. Belki daha bir görsel olarak bir cila gerekir şekerler üzerinde bilmiyorum. Hı hı. Evet. Murat bu Bricks Blocks. Bricks blocks. Bu Bricks Blocks'un ben aslında en çok eleştireceğim yeri, yeri ne oldu biliyor musun? Ne? Brick kelimesi o kadar çok Aa, oyunda evet. var ki markette... araya Aradığın zaman yığılıyor böyle. <laughs> evet çünkü tuğla kırma oyunları var, tetris türü oyunlar var, işte üç tane yan yana ha. koy oyunları falan var o kadar çok brick kelimesini, tuğla kelimesini kullanan oyun var ki bulduk sonuçta ama bricks diye arattığımızda bulamadık. brix evet. Bricks blocks diye tam adını yazınca bulduk. Hani o da tabi şey dilden yani dünyanın sonu değildir ya, değil, ama ha, bir, bir, de, detay, bir detay. Aslında bir, oyununa ad, isim koyarken ne kadar buna bile dikkat edeceksin. Evet. Evet. Evet tamam, tamam. bunu da gördük. Üç, bu da üçüncü yerli oyunu. Evet. Bu videomuz. Ya olsun. biz fırsat buldukça bunu yapmaya çalışalım. yani Tabii yerli oyunları gösterelim, destek olmaya çalışalım. Tabii gelince. ki, tabii ki. Bizim tek ricamız şu, bize ulaşsınlar. Çünkü biz takip edemiyoruz. Hı hı. Onlar bize ulaşsınlar. Biraz da hani kadromuz küçük, yoğunuz. Hani bazen şimdi abi ulaştık da sizden bir dönüş yok diyen arkadaşlar da olur. Yetişemiyoruz. Kadromuz küçük. O yüzden hani. Çok Heh. hızlı sonuca gidemiyor, gidemeye biliriz. E, hani bu arkadaşlara da geri dönüş yapmadık. Bir anda işte oynanızı <laughs> incelemiş olarak bulabilirsiniz. Evet, bize haber versinler. Evet. Ee, genel olarak da hani bu bahaneyle şöyle bir ben de score'umu kıracağım, <laughs> onunla biraz <laughs> oynamak istiyorum. Şöyle de bir arkadaşlara önerim var. Şimdi bize ulaştıkları zaman ya da başka bir basın kuruluşuna, biz bizden daha önemli, daha büyük kuruluşlara ulaştıkları zaman oyununun linklerini koysunlar. Bu oyunun hikayesini anlatan bir dosya hazırlasınlar. Kimler çalıştı? Kaç ay kaç hafta çalıştı? Evet. Bir olay oldu mu çalışırken hani filancanın okulu bitti olsa da taşınmak zorunda kaldı falan öyle bir hikayesi var mı? Bir ödülü var mı? başka yurt dışında filanca sıralamasına mı girdi? Bunları da bir hazırlasınlar, basın kiti oluştursunlar. Eee evet. çok yararını görürler. Bir şey de ekleyeyim. Madem oyununuzu tanıtmamızı istiyorsunuz, oyunun adını yazmayı unutmayın. <laughs> evet, evet. Şimdi hani heyecanla oyununu haber verirken hani oyunun adını yazmayı unutmuş arkadaşlar falan var. Heyecanla hmm. gözden kaçmış olabiliyor. Ama tabii özellikle büyük yayınlar şey yapmaz, zaman harcamaz. Evet. Hani e, geçer. O yüzden bu şansı kaybetmemek için aman dikkat. Defalarca evet. kontrol. Evet. Peki Levent abi. Evet. 3 oyun tanıdık. Üç oyun tanıdık. 10 10 Bricks Blocks Hı -hı. ve bir de Don't Touch The Triangle. triangle. Evet. evet. Bir sonraki bölümde görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere.